şurada sakın bir tamam sen geç gel. Bak senin belki saat. Tujuh hari ke? Ini kat sini ke hari? Ben Zozan İdi, 22 yaşındayım. Doğma büyüme Cizreliyim. Sizlerle de dolaştık. Gördünüz hani rampalar, işte resmi kurumlar vesaire. Hiçbir yerde hani engellere uygun bir yer yok. Hani ne caddeler, ne caddelerde işte engellerin geçebileceği kavşaklar var. Ne engellerin dolaşabileceği bir hani en ufak bir çarşı diyelim. Siz orada bile rahat dolaşamıyorsunuz. Hem kahvehaneler orayı şey almış. Hani yerler dolu. Hiçbir şekilde geçemiyorsunuz. Ki zaten geçtiğiniz zaman da toplum hani şey diyor. Madem geçemiyorsun niye buradasın? Tarzı gibi gibi hoş olmayan şeylerle karşılaşıyoruz. Dile getirdiğiniz zaman da hani çok şey kale alınmıyor. Hani baktığınız zaman çok kolay şeyler ama asla yapılmıyor. Dile getirdiğimiz zaman da hani duyulmuyor gibi görünüyor. Siz de gördünüz, beraber dolaştık, gittik geldik de rampalar çok dik. Hani hiçbir engelliyi geçtim. Normal bir insanın bile geçebileceği tarzda rampalar yok. Hani bu sadece caddeler için geçerli değil. Başka bir yere gittiğiniz zaman, herhangi bir çarşıda dolaştığınız zaman, bir mağazaya gittiğiniz zaman, bir kafeye gittiğiniz zaman hiçbir şekilde içeri giremiyoruz mesela. En ufak ailemle bir yere gitmek istesem hani herhangi bir gidebileceğim bir alan yok. Bu çarşıda da öyle, hani parkta da öyle, normal gezebileceğimiz hiçbir alan yok. Hani benim tek istediğim, hani hepimizin tek istediği hani rahatça dolaşabileceğimiz alanlar. Hani en ufak rampa yapılsa mesela, düz bir
tehlikeli rampa yerine normal bir rampa yapılsa en azından hepimiz rahatça dolaşabiliriz. Hem engelli arkadaşlarımız için hem normal vatandaşlar için bu yaşadığı zorlukları en azından hani dile getirirken de şey yiyor, fırça yiyor mesela, çok kaba davranışlarda bulunuyorlar. Hani biz bunların olmasını istemiyoruz sadece. Yani ben 22 yıldır bu şeylerle karşılaşıyorum sürekli. Cizre'de ilk mezun olan engelli benim. Ortaokul, ilkokul ve lise döneminde çok zorluk çektim. Ailem benimle birlikte çok savaştı. Bu rampa olsun, bu servis konusu olsun vesaire. Her konuda yardımcı oldular bana bir şekilde. Hani imkanımız yettiğince. Sadece şu an mesela dışarı çıktığımız zaman, sosyal alana bir yere katıldığımız zaman en azından kimsenin yardımı olmadan hani dışarı çıkabilelim, işte gezebilelim. Yani arkadaşlarımızla, ailemizle ya da normal bir yabancıyla bile, bir yabancının yanından geçerken bile yardıma ihtiyacım var mı denmesin. Kendimiz çıkabilelim, kendimiz gezebilelim. Benim tek istediğim bu. Hepimizin istediği bu. İsim Emin Aydın, 27 yaşındayım. Hastalık durumum bedelsel engelli miyoja miyopatidir tanısı ve bizim yollardan yürürken kaldırımların ve kaldırımlarda zorlanmamız, yani alışverişte kaldırımlarda zorluk çekmemiz, dışarıya giderken birbirleriyle zorluklar yaşıyoruz. Rampaların sorunları, alışveriş yerlerinin sorunları, kurumlarda ve de kurumlarda ve de sosyal yerlerde zorlanmamız ayrıyeten. Biz bu sorunların çözülmesi için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bugün itibariyle ilçemizde gerçekten yıllardan gele kalan birçok sorunumuz mevcut. Burada en büyük sıkıntımız, yani engelli arkadaşlarımızın yaşadığı sorunlar, erişilebilirlik sorunu ve ulaşabilirlik sorunu. İşte başta sağlık olsun, eğitim olsun, istihdam olsun, bütün bu hizmetleri alabilmek için erişilebilirliğin, standartların ve şartların yerine getirmiş olması gerekiyor. Ülkenin birçok yerinde olduğu gibi maalesef şehrimizde de bu erişilebilirlik ve ulaşabilirlik sorunlarında çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Demin görüntülerde de görüneceği gibi. Ve bu konuyla ilgili başta bizi yönetenler, yöneticilerimiz, mülki amirlerimiz, sivil toplum örgütü temsilcilerimiz, bu hepimizin sorumluluğunda. Bizim hep birlikte bu konulara duyarlı olmamız gerekiyor ve bu sorunları çözmemiz için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Başta bizim dediğimiz gibi demin erişilebilir, ulaşabilirlik dedik. Bu sadece bu sorunumuz erişilebilirlik değil. Aynı zamanda da işte sportif olsun, kültürel olsun, sosyal alanlara katılma gibi sıkıntılarımız var. Şimdi arkadaşlarımız şehirde sosyal alanlar yeterince mevcut olmadığı için maalesef sosyalleşemiyor ve sosyalleşemediği için, sportif kültürel faaliyetlere katılamadığı için büyük sağlık ve psikolojik sorunlar da neden oluyor. Bu nedenlerden dolayı ilgili yetkililerimizden bu konularda adım atmasını rica ediyoruz.